Havlunuzda olsun, panonuzda olsun isim işlemek istiyorsanız öncelikle bu şablonu çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şablonu da isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz, isterseniz farklı yazı stilleri olsun derseniz de Etam'ın alfabe şablonları yazarak farklı uygulamalardan bu yazı stillerini bulabilirsiniz. Öncelikle bu deftere böyle geçiriyoruz. Sonra kaç ilmekten oluştuğunu da böylece bulmuş oluyoruz. Sibel 24 ilmekten oluşuyormuş. Araya 7 boşluk koyacağım. İn yazacağım. Bu da 11 ilmekten oluşuyormuş. Şirin mutfağına da bunun tam altına yazacağım. Ortalı olmasını istediğim için bu sayılara ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu şablonu çıkarmamız gerekiyor. Çünkü karambole işlersek daha sonrasında simetrik olmaz, güzel durmaz. Bu yüzden de geri sökmemiz gerekir. Hem havlumuz deforme olur, hem de inanın işlemesinden daha zor sökmesi. O yüzden baştan böyle bir planlama yaparsak sonrasında ezbere işleriz. Daha kolay olur aslında. Ben bu modeli daha önce defalarca yaptım. Şimdi bu modeli yaparken sizle de paylaşmak istedim yapılışını. Şimdi yapılışına geçelim. İşte arkadaşlar bu kalem ısıyla mürekkebi uçan bir kalem. Bu büyük kolaylık sağlıyor. Şablonumuzu havlumuza geçiriyoruz çizerek. Sonrasında istediğimiz renkleri kullanarak işliyoruz. Sonrasında ütüleyince bu mürekkep kalmıyor. Siliniyor, uçuyor, gidiyor. Bu büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi bununla bir çizim yapacağım. Onu işleyeceğim. Ocağın şablonunu kalemimle çizdim arkadaşlar. Siyah bir kullanacağım bunu işlemek için. İğnem normal dikiş iğnesi. Etamin iğneleri satılıyor. Onlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben evde bu vardı. Bununla yaptım. Ucu da çok sivri değil. Sivri olanlar elinizi ağrıtır. Bunun için de kullandığım ip bunun kağıda düşmüş. Şuradan göstereyim. Domino kullanıyorum. Koton perle 12 yazıyor arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu ipime geçiriyorum. Belirli bir uzunluk ipime alıyorum. Çok uzun alırsanız işlerken dolaşabilir arkadaşlar. Çok uzun almanıza gerek yok. İpi düğüm yapmadan işleyenler var ama ben daha garanti olsun diye minik bir iki düğüm atıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle minik bir düğüm attım. İşlemeye başlayacağım. Şuradan başlıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ocağın köşesinden başlıyorum. Hep aynı hizada. Çevireyim havlumu. Şimdi şablonu geçirdikten sonra hiç tekrar tekrar şablona bakmaya ihtiyacı duymuyorum arkadaşlar. Böyle işlemeye devam ediyorum. Şurada ocağın ayak kısmı var. Orayı da yapayım. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bir dakika. Ocağı çizerken ölçülerini söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şu tarafta, sağ tarafta 12 ilmek boşluk bıraktım. Altta da gördüğünüz gibi direkt sıfırdan başladım şuradan. Şurada minik bir ilmek bıraktım. Direkt başladım yani. Şu kenarda 12 ilmek bırakarak bunu başlayabilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Ayaklarını yaptım. Böyle işlemeye devam ediyorum. Önce böyle gideceğiz arkadaşlar. Sonra tam tersi yönünde geri geleceğiz. Yine burada da hocamızın diğer ayakları var. Onu yapıyoruz.
Ocağımı ben böyle işleyeyim arkadaşlar. Üzerine tava işleyeceğim. Oraya geçince yine beraber devam edelim. Şimdi tenceremize başlıyoruz arkadaşlar. Tenceremi çizdim. Dumanla bile çizdim. Bu tencerenin bu kısmına kırmızı yapacağım. Sap kısmına mor yapacağım. Devam edeyim. İşledikten sonra yakın çekimlerini de paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Kenarlardan kaç ilmek boşluk bırakmak gerektiğini de oradan görebilirsiniz. Şablonunu da çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi farklı uygulamalarda istediğiniz şablonları bulabilirsiniz. Ben Pinterest kullanıyorum. Pinterest'te alfabe şablonlarını da etamin motif şablonları da bulabiliyorum arkadaşlar. Siz de oralardan bakabilirsiniz. Burayı da böyle hızlı bir şekilde tamamlayayım. Size son haline göstereyim. Dumanını da birlikte yapalım. Tamamı yaptım. Kulpunu da altındaki gördüğünüz sarı ateşte yaptım. Şimdi duman yapacağız arkadaşlar. Yine çizdiğim gibi çizginin üzerine gidiyoruz. Dumanımız da tamam. Şimdi burayı size yakın çekim göstereceğim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Dediğim gibi uygulamalardan da bu ocağın şablonunu bulabilirsiniz. Başka istediğiniz her şeyin şablonunu bulabilirsiniz. Arkasını da göstereyim şöyle. Şöyle yaklaştırayım. Ütüleyince arkadaki mürekkep izleri uçacak arkadaşlar. Daha güzel olacak. Arkadaşlar ocağımı işledim. Çatal, bıçak, kaşık, kepçe. Bunları yukarıda da baharatlık ve yağlık var sanırım. Onu da çizdim. Şimdi bunun sayılarını da size söyleyeyim. Şuradaki tereyimiz var ya. O havlumuzun şurasından şu arasında 60 tane ilmek var. Bu terekle havlunun üst tarafıyla da arasında 10 ilmek var. Bu çizgiyi çizdikten sonra altındakini yerleştirebilirsiniz. Burada da 4 tane araç girecimiz var. Aralarında da 6 tane boşluk var arkadaşlar. 6 ilmek. Bunu çizdikten sonra da yukarıyı da aşağıya göre çizersiniz. Ben yine yakın çekimle işledikten sonra size göstereceğim. Devam ediyorum işlemeye şimdi. Burayı da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde mürekkepler görünüyor. Bu arada bu sanırsam kavanoz. Bu da ya vazo ya da yağdanlık.
Bunu şimdi ütüleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz şuralardaki mürekkep izleri uçacak. Bunu da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi mürekkep izleri gitti. Bakın, hiç görünmüyor. Çok güzel bir yöntem. Önce kalemle çiziyoruz. Sonra işleyip ütüleyince hiçbir tane bile iz kalmıyor arkadaşlar. Güvenle kullanabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar, bu kısmı da yaptım. Şimdi şuraya da kavanozlar yapacağız, renk renk farklı boyutlarda. Onların da boyutlarını, aralarındaki ilmek sayılarını ayarlayıp çizdim kalemle. Şöyle içini tek tek doldurmadım. Elimde modelim var. Onları yapacağım. Zaten yakın çekimini de sizlerle paylaşacağım. İlk kavanozu beraber yapalım istedim. Sonrakileri ben yapacağım. Yakın çekimini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk ilmeğime battım. 7 ilmek yapacağım arkadaşlar buraya. Evet, bir sıra işledim. İkinci sıramı da bir ilmek soldan başlıyorum arkadaşlar. Alttakini 7 ilmek yapmıştım. Üsttekini de 9 ilmek yapacağım üstteki sıraya. Dediğim gibi bütün ilmekleri çizmenize de gerek yok. Sadece mesafesini ayarlayıp planlamanızı yapıp şablonundan bakarak işleyebilirsiniz. Böyle işlemek kasnağa takıp işlemekten daha kolay arkadaşlar. Kasnakta da denedim. Ama bu hali daha kolay oluyor. İlk iki sıraya dediğim gibi işledim arkadaşlar. Alttaki 7 ilmek, üstteki 9 ilmek. Şimdi üçüncü sıraya geldim. Bir ilmeği yaptım gördüğünüz gibi. Sonraki boş bir ilmek boşluk bırakacağım. İki ilmek daha yapacağım. Sonra bir ilmek daha boşluk bırakıyorum. Bir ilmek boşluk bıraktım. Bir tane daha yaptım. Şimdi şöyle göstereyim size yaptıktan sonra. Bakın. Bir ilmek bir boşluk. İki ilmek bir boşluk. İki ilmek bir boşluk. Şimdi tekrar ilmeklerimin üzerinden gideceğim. Yani kabımıza model vermiş olduk, şekil vermiş olduk. Şimdi bu sırayı tamamen yapacağız, boşluk bırakmadan. Bir üst sırada yine böyle aşağıdaki gibi boşluk bırakacağız. Kavanoza modellenmiş oluyoruz. Bir ilmek boşluk bırakıyoruz. İki ilmek yapıyoruz. Sonra bir ilmek daha boşluk bırakıyoruz. İki ilmek daha yapıyoruz.
Sırada da tamamen istiyoruz arkadaşlar 9 ilmek. Bu kavanozlara farklı renklerde de kapaklar yapacağız. Renk renk olacak. Hetamın işlemenin arkadaşlar en önemli noktası, püf noktası planlama yapmak. Yani işleyeceğiniz havluda olsun, örtüde, panoda her neyse planlama yaparak işlemeniz lazım. Simetrik durması için hesaplamalarınızı güzel yapmanız gerekiyor. Onun dışında eğer model elinizde hazır varsa sayılara elinizde hazırsa şablonu zaten direkt işleyebilirsiniz. Ama ilk defa yapacağınız bir modelse, ilk defa sizin tasarladığınız bir modelse özellikle hesaplamalarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü sökmesi daha zor. Ve bir de böyle tek tek ilmek ilmek uğraşırken tekrar sökmek de insanın moralini bozuyor açıkçası. Şimdi ilk kavanozumu yaptım. Üzerine farklı bir renkle kapak yapacağım. Kapağımı sarı renkle yapacağım arkadaşlar. Şuradan başlamak istiyorum. Alta 5 ilmek kullandım. Şimdi üstü 7 ilmek yapacağım. Üst tarafı biraz daha geniş olacak kapağın. Ha, kısımda ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. En yakındaki ilmeğe düğüm yapıyorum. Sonra birkaç ilmek de şöyle içinden geçiriyorum. Sonra kesiyorum. Evet. İlk kavanozumu yaptım. Diğerlerini de arkadaşlar yapayım. Size böyle yakın çekiminde aralarındaki ilmek sayılarını da söyleyeyim. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Evet, kavanozlarımı yaptım rengarenk. Kapaklar da ayrı ayrı renk. Şimdi en sonki kavanozumun kapağını yapmadım. Sizle beraber yapmak istedim. Şöyle. Evet, bunu da yaptım. Gördüğünüz gibi. Yani bu renk tercihleri size ait. Böyle ben rengarenk yapmıştım. Gayet de sevildi böyle istendiği için. Şimdi böyle yapıyorum. Eğer iki renkte de yapabilirsiniz, üç renkte de yapabilirsiniz. Şimdi şu boşluk kısmı isim için hizalamasını yapacağım. Ondan sonra ismi de işlemeye başlayacağım arkadaşlar. Şu ipimi bağlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, kavanozlarımı yaptım. Ütüledim orayı. Şimdi isim hizalama kısmına geçtik. Kavanozlarım 81 ilmekten oluşuyor. İsmim de şu Şirin Mutfağı kısmında 82 ilmekten oluşuyor. Kavanozların hizasında başlayabilirim işlemeye. Sonra Sibel'in yazısını da en üstte yazacağım için o da 42 ilmekten oluşuyor. Onu da şöyle hesaplıyoruz. 82 ilmek Şirin Mutfağı ya. 82 ilmekten 42 ilmeği çıkarıyoruz. 40 kalıyor geriye. Ya yani kenarları da 20-20 paylaştırıyoruz bunu da. Yani 20 ilmek boşluk kalacak şu yazı kısmında. Sonra kavanozların üzerinden
Şurayı hesapladığımda, saydığımda şu kısımda 27 ilmek boşluğumuz var arkadaşlar. Harflerimizde 8 ilmek yüksekliğinde. Bunlara da Şirin Mutfağı ile Sibel'e toplayınca 16 oluyor. Yani 27'den de 16 ilmeği çıkarıyoruz. 11 kalıyor. 11'i de 3'e bölüştürmemiz gerekiyor. Şurası Şirin Mutfağı. Şurası da Sibel'in. Şurada bir boşluk, şurada bir boşluk, şurada bir boşluk olacak arkadaşlar. Şunlar da 8-8 ya. Yani 8-8-16. 27'de ilmek vardı toplamda. 16'yı çıkardık. 11 kaldı. 3-3-3 paylaştırıyoruz bunu da arkadaşlar. 2 ilmek kalıyor geriye. Onu da isterseniz kavanozdan bir ilmeğini kavanozlara ekleyelim. Bir ilmeğini de şey ekleyelim şuraya. Sibel'in Şirin Mutfağı ile Sibel'in arasına ekleyelim. 4-4-3 şeklinde yapalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu kalemle çizmeye başlayayım. Kaç boşluk bırakacaktım? Tam kavanozların üzerinden başlayacağım. 4 ilmek bırakacağım. 1-2-3-4. Yani şuraya yapmam gerekiyor arkadaşlar. 2-4. Şuradan başlamam gerekiyor. Şuradan şöyle, tam şuradan başlamam gerekiyor arkadaşlar. Onu da şöyle çizeyim ben. Bu camda çocukla. Anne benim de şeyle. Evet, yanımda da Gökçe ile. İki kızım da bana eşlik ediyor, sağ olsunlar. Beni rahat bırakmadılar. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar yani. Şirin Mutfağı'nı tam şuraya denk gelecek şöyle. İki kavanoz, iki baştaki ve sondaki kavanozların arasına gelecek Şirin Mutfağı. Sibel'in de şu araya yapacağım. Yaptıktan sonra şimdi size tekrar anlatırım arkadaşlar. Müsaadenizle ben bir Şirin Mutfağı'nı yazayım. Sibel'in kısmında yeniden devam edelim. Şirin Mutfağı yazısını da yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam kavanozların hizasında oldu. Hesaplamalarım gibi. Şimdi Sibel'in yazacağım üst kısmı. Yukarıda 3 ilmek boşluğumuz olacak. Altta 4 ilmek boşluğumuz olacak. Şimdi bunu da kenarlardan 20 ilmek, 20 ilmek boşluk olacak şekilde ortalayacağım arkadaşlar. Şöyle sayalım. Yazının tam üstünden. 1, 2, 3. Şu hizada olacak arkadaşlar. Buradan da 20 ilmek kenara sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi şu S harfinin tam şu köşesinin şuraya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şablonumu önüme alıyorum. Şablonumu önüme aldım. Şimdi hizaladığım yerden işlemeye başlayacağım. İğnemi oradan çıkardım arkadaşlar. Şablonuma bakarak işleyeceğim. Dediğim gibi farklı yazı tipleri de seçebilirsiniz. Daha küçük de olabilir. Daha büyük olursa çok sıkışır. Böyle devam edelim. İpimi diğer tarafa almam gerekiyor. Şimdi şuradan devam ediyorum. Yukarı doğru. Etamın işlemesi biraz
yavaş gittiği için arkadaşlar tek tek hepsini göstermek işlerken göstermek istemedim. Çünkü video çok uzayacak. Zaten gördüğünüz bu çarpıları yaparak devam edeceğiz. Sadece hani modeli boşluklarını vermek istedim size. Bu arada Instagram sayfamdan da işlediğim diğer modellere bakabilirsiniz arkadaşlar. Birçok model işledim ve Türkiye'nin birçok şehrine gönderdim. Panolar, havlular işledim ve gönderdim arkadaşlar. Diğer modellerime de bakın lütfen. Doğum panoları, kapı süsleri, şimdi arkadaşlar S harfini işledim. Devam edeceğim. İpi çok uzun bırakırsanız dolaşır arkadaşlar. İpimi yine baş tarafa almam gerekiyor. Şimdi şuradan görüyorsunuz İ harfi için iki kare boş bırakmam gerekiyor. İki ilmek boş bırakıp devam ediyorum. Bunu çizmeden yapsam işte sonrasında çok bitiş de olabilir. Çok boşlukta kalabilir. Farklı havlu modellerinin videosunu sayfamda da paylaştım. Kanalımda da paylaştım. Oralardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen beğenip abone olmayı da unutmayınız. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonuna kadar çekmeme gerek yok. İsim kısmını da bitirip kalp kısmına geçince yine beraber devam edelim. Yazıyı da yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam ortalı oldu. Yani yazıyı nereye yazmak istiyorsanız, mesela bu yazıyı tam havlunun ortasına işlemek istediniz diyelim. Hepsini bütün ilmeklerin sayısından yazının sayısını çıkarıyorsunuz. İkiye bölüyorsunuz. Yani bu kadar. Şimdi de şu boş kalan yerlere birkaç tane kalp yapacağım arkadaşlar. Evet. Havlum hazır. Müşterime teslim etmek üzere. Paketleyeceğim. Adresine göndereceğim arkadaşlar. Sipariş vermek veya fiyat bilgisi almak için Instagram sayfam rengarenk hobilerimden DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bu aralıkların hepsini tek tek sizlere vereceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.